6 günde. Hatta ve hatta Sayın Vali yarın sabah bana görev versin. Ben akşam mesai bitimine kadar yabancıları bitireceğim. Bir gün sonra da yerleri bitireceğim. Şanlıurfalı iş adamı Hasan Şahin düzenlenen basın toplantısında gazetecilerle bir araya geldi. Şahin yaptığı açıklamada zor günler geçiren Sarı Yeşilli Kulübün yönetimine talip olduğunu belirterek Şanlıurfa Spor'u tekrar 2. lige yükseltmek istediğini kaydetti. Urfa Spor'un dediğim gibi ne 400 trilyon borcu var artı bahsettiğim gibi sizin gibi Gaziantep Spor'un arkasında böyle bir basın ordusu yok. İnanın ve inanın her gün Gaziantep Spor testlerinin olduğu yer 100 dönüm. Bizim orada benim şahsım ruhsatlı silahım çalındı. Başımıza gelmeye olay kalmadı. Emniyeti çağırıyorsunuz emniyet gelmiyor. Üstü çizilmiş ya. Basını çağırıyorsunuz. Koskoca Gaziantep Spor ya hırsızlık yapılıyor. Gaziantep Spor'un ismini telaffuz edemiyorlar. Ama sizden Allah razı olsun size teşekkür ediyorum. Böyle bir basın ordusu benim arkamda olduktan sonra ya Urfa Spor'u kurtarmak ne ki ya? Yine diyorum 50 milyon, 20 milyon, 30 milyonlara gerek yok. Sadece ve sadece ben para da istemiyorum. Sayın Valim ve Belediye Başkanım ben basında gördüm. Hani işte 1,5 milyon TL Valilik Vakfı'nda 3 milyonu da işte Sayın Belediye Başkanımız sponsor olarak hani telaffuz ediliyor ya. Ben bu parayı da istemiyorum. Sayın Valim ve Belediye Başkanım yarından itibaren bir komisyon oluştursunlar. Ben şahsım da yine sizin huzurunuzda 1 milyon TL'sini daha kongre olmadan sadece ama işte atası basının huzurunda 1 milyon TL'sini de ben şahsım koyacağım. Kendileri de 4,5 milyonu ve bir komisyon atasınlar. Ben çünkü o şey programı çıkarmışım. Kurtulma reçetesini. 5 tane yabancı var. Romanya'nın Dinamo Bükreş Kulübü var. Bunların ücreti ödensin. Yerlilere de yaklaşık %5, %6 ile ben anlaşmışım. 1 milyon. Yani toplamında 5-6 milyona hem eski transfer transfer yasağı kalkacak, transfer tahtası açılacak. Hem de yeni transfer için önü açılmış olacak. Şahin açıklamasının devamında kendisinin Gaziantep'li olduğu yönündeki eleştirilere de cevap vererek çocukluğum Şanlıurfa'da geçti diyerek Gaziantep Spor örneği gibi bir çalışmanın Şanlıurfa Spor'u yaşatamayacağını savundu. Hasan Şahin'in Gaziantep'li olduğunu falan yorumlarda gördüm. Ben Gaziantep'li değilim. Ben Urfalıyım. Aslen Suruçluyum ama Eyüp'e doğumluyum. Eyüp Peygamber Caddesi'nde Hodri Meydan dediğimiz yerde Şair Abdi İlkokul, ondan sonra ortaokul, Gazi Ortaokulu, sonra Şanlıurfa Lisesi. 6 günde hatta ve hatta Sayın Vali yarın sabah bana görev versin. Ben akşam mesai bitimine kadar yabancıları bitireceğim. Bir gün sonra da yerleri bitireceğim. Yani bu çok basit bir olay. Neden bu çözülmüyor ben hala anlamış değilim. Peki diyelim ki hani Karaköprü Spor'u almaya kalkarsanız yine 5-6 milyonunuz gidecek. Yani ben buradan Sayın Büyükşehir Belediye Başkanı'na sesleniyorum. Hani yaptı demiyorum. Belki ama böyle bir düşünce olduğunu ben basında okuyorum. İşte taraftarları içinde bunu duyuyorum. Yani bunun yapılmaması gerektiğini düşünüyorum ben. Yarın öbür gün eğer böyle bir şey yapılırsa Fatma Şahin hanımefendinin düştüğü duruma düşer Sayın Büyükşehir Belediye Başkanımız. Ömürü billah inanın ki bu şehirde taraftar Sayın Belediye Başkanımızın yakasına yapışır. Onu görmese çocuğunun, torunun sürekli bu karşısına çıkacak. Çünkü geçmişte hadi Karaköprü Spor'u çıkaralım ama 51 yıllık bir tarih var, bir geçmiş var. Siz bunu silemezsiniz ki. Mesela ben şöyle hatırlıyorum, Fatih Bucak Başkan'ın döneminde Urfa Spor'un bir Fenerbahçe Türkiye Kupası'nda karşılaşırken yani bütün Türkiye'nin gündemine nasıl oturduğunu hatırlıyoruz. Yani siz bu tarihi nasıl yapacaksınız? Yani Karaköprü'yü siz çıkarırsanız bir daha bunları yaşayabilecek mi? Ya da mesela ben yine çocukluk zamanımda hatırlıyorum. Sabahattin Ceveri Başkan'ın döneminde işte 3. ligden 2. lige çıkarken ya da Kemal Saraçoğlu döneminde 2. ligden PTT 1. lige çıkarken o şehrin coşkusunu siz tekrar nasıl oluşturacaksınız? Yani ondan dolayı eğer böyle bir şey düşünülüyorsa kesinlikle yanlıştır ve şu an tabii ki Urfa Spor'un başında kulüp başkanı istifa etmiş ama benim bildiğim kadarıyla devam eden bir mevcut yönetim vardır. Yani her yiğidin kendine göre bir yoğurt iş tarzı vardır. Yani aylardır da uğraşıyorlar. İnşallah becerirler, inşallah çözerler ama yapamıyorlarsa hani çok geçmeden dediğim gibi ben böyle bir tecrübeden geliyorum. Ben
Süper Lig'de de Gaziantep Spor'a başkan adayı olmuştu. PTT 1. Lig'de ben başkan oldum. Yani seçildim. Ama işte bahsettiğimiz gibi kirli oyunlar olduğu için ve sorunlardan dolayı o görevi bize vermediler. O tarihte dediğim gibi böyle bir anlayış olduğundan dolayı o günkü kongrede 2000-3000 kişinin içinde kavgalar, olaylar, tartışmalar varken ne Sayın Valimiz, şu an İstanbul Valimiz Ali Yerlikaya buradan, benim her şeyim dobra, her şeyim şeffaf, açık söylerim. Sayın Valimiz Ali Yerlikaya da defalarca ben söylemiştim, uyarmıştım ya, o günkü olaylarda Gaziantep Spor'un ne transfer yasağı vardı, ne sıkıntılar vardı. Hatta şu anki takım kaptanımız Fevzi Özkan'ı da başka takımda oynuyordu. Transfer etmiştim son gün, son an. Ama maalesef yanlış bir politika izledikleri için, Gaziantep Spor'dan vazgeçtikleri için, Gaziantep Büyükşehir Belediye'yi çıkarmak istedikleri için ve o gün o kongrede o kadar olay olmasına rağmen kimse müdahale etmedi. Ne dernekler masası, ne Sayın Vali, ne Sayın Emniyet Müdürü ve kongre ertelendi. Ertelenince tabii ki PTT 1. Lig'den 2. Lig'e düştü ve 2. Lig'de ben başkan oldum. Ve başkan olduktan sonra da daha doğrusu yine olmuyordum çünkü ipini çekmişler, görüyorduk biz. Şimdi Şanlıurfa Spor için de aynı şeyi düşünüyorum. Eğer gerçekten ipi çekilmişse hiçbir şey yapmamıza gerek yok.